Ekspresi 5. perona girmiştir. Dikkat, dikkat. Erzurum'dan gelen Doğu Ekspresi 5. perona girmiştir. Dükkan kapalı abi. Dükkan kapalı dediler. Murat abi. Geçmiş olsun Murat abi. Nihayet bitti demek. Ne zaman çıktın? Dün. Çok sevindim. Vallahi seni kardeşimden üstün tutarım Murat abi. Niko yok mu? Niko mu? Niko usta öldü. 2 sene oluyor. Seni de çok severdi zavallı. Hep lafını ederdi. İstanbul'un bütün milli sarhoşları geldi cenazesine. Meyhane gibiydi orası. Ben de garsondum sanki. Bana da bu dükkanı bırakmış. Çok iyi bir şarabım var abi. Seversin sen. Sen gideli de epey oldu be abi. Ben gazetelerdeki resmini görünce şaşırdım. Niko usta da çok üzüldü buna. Yazık oldu Murat'a dedi. Neyse geçti ya, sen ona bak. 8 seneliktir. Seninki de 8 sene oldu değil mi? Mustafa'yı gördüğüm var. Bebek Mustafa'yı mı? Hı. Şu köşede oturur şarap içerdiniz. Ne zaman başladınız Türkiye, bizim usta derdi ki, buldular kafayı. Allah papazı esirgesin. Buralara pek uğramaz oldu, bebek yapıp satıyormuş. Nerede oturuyor şimdi? Bir defa Büyükdere'de gördüm. Karısıyla kızı vardı yanında. Sorarsak buluruz. Murat!
Geçmiş olsun Murat. Sağ ol. Geçmiş olsun Murat. Şaşırdım birden. Hiç beklemiyordum. Hapishane seni ihtiyarlatmış. Geçmiş olsun Murat abi. Hoş geldin. Kızım, tanıdın mı? Maşallah koca kız olmuş. Eşek kadar oldu. Gittiğinde 11'di, şimdi 19 yaşında. Zaman nasıl geçmiş? Öyle. Ben gideyim abi. Sonra gene uğrarım. Sağ ol Süleyman. Sağ ol. Allah'a ısmarladık. Nasıl geçti Murat? Bilmiyorum. Hapishaneden çıktığım gün her şeyi birden halletmek istedim ama yapamadım. Daha ilk adımda cesaretimi kırdılar. Onlar çok kuvvetli Murat. Hele şimdi bütün İstanbul bitirimleri onlara çalışıyor. Adam harcamak o kadar kolay ki. Her birinin kapısında üçer beşer kiralık katil bekliyor. Ne yapıyorlar? Bir ara üçü beraber çalışıyor. Yusuf, Sabri, Afrikalı, kara borsacılık, kaçakçılık. Yusuf bir gece kulübü işletiyor şimdi. Sabri'nin kumarhanesi var. Afrikalı dese eskisi gibi. Bütün parasını kumarda kaybetti. Ama yine de durumu iyi. Hele Yusuf, söylentiye göre bankaya bile güveni yokmuş. Büyük bir kasa yaptırmış. Oda kadar. Paraları orada saklıyormuş. Haraç, kumar, esrar, kadın, aklına ne gelirse. Müthiş para tuttular, çok büyüdüler. Beni dinler misin? Ben senden yaşça büyüğüm, hem de tecrübem çok. Bunlarla uğraşma sakın. Seni 3 günde toz ederler, kim vurduya gidersin. Korkuyor musun? Evet, korkuyorum ya. Bu kadar acıdan, eziyetten, haksızlıktan sonra da mı? Beni mahvettiler be Mustafa. Allah'ımı şaşırttılar. Tam 8 yıl bir fare gibi kemirdiler. Bütün gençliğimi yıktılar. Bundan sonra ben çalışıp yeni bir hayat mı kuracağım? Senin gibi oturup bebek mi yapayım? Ya da bir köşede yumurta mı satayım? Bir daha hapseden kaç yaşında çıkarsın biliyor musun? O delikli yatmak daha mı iyi? Ben kararımı verdim. Evet? Yusuf ver bana. Uyuyor. Uyandır, çok mühim. Kızar. Kızmaz. Peki. Yusuf. Yusuf. Hı? Sabri telefonda, çok önemliymiş, uyandır dedi. Söyle Sabri. Murat hapisten çıkmış. Sahi mi? Hemen geliyorum. Afrikalıyı bul sen. Peki peki, gelince konuşuruz. Gelmiş mi? Gelmiş. Ben söylemiştim. Murat gelir demiştim. Yıllar hiç bitmeyecek sandın değil mi? Şimdi ne yapacağız? Yapacak en akıllıca hareket burada hissesini vermek. Yani 20.000 lira. Evet, 20.000 lira. Adam başına 6.000 küsur düşer. Vermesek ne olur? Mustafa'ya vermedik. Gelip isteyebildi mi? Murat'la Mustafa'yı bir mi tutuyorsun? Bir değil ama hapishaneden yeni çıkmış. Tek başına bize ne yapabilir ki? Orası belli olmaz. Tam 8 yıl sustu, bekledi. Niye? Hiç düşündün mü? Ben eminim. 8 yıl hep bizi düşündü. 8 yılda adam 8.000 cinayet planı kurabilir. Kim bilir bizi nasıl ölümlere mahkum etti. Merak mı ediyorsun? Hem de çok. Yusuf'un başı tam dertte. Hem Murat'a verdiğimiz sözleri tutamadık, hem de sevgilisini aldı. O kötü işler.
Merhaba. 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 Kim haber verdi? Görmüşler. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ama ortada garip bir hava esiyor. Murat'ı iyi tanırım. Susması hayra alamet değil. Daha önceden tedbir alacaktık. Hata ettik. İşi büyütüyorsunuz. İstediğimiz an vurabiliriz. Ve dinamit Murat hikayesi de tarihe karışır. Ölümü en son düşünürüm. Şimdi anlaşmak için ne yapacağız onu söyleyin. Borcunuz 110 lira kızım. Babana selam söyle, biraz para göndersin. Yarın bebekleri götüreceğiz. Biraz para geçecek elimize. Sana da veririz bir parça. Bir parça ne demek? İdare et be dayı. Kaçtığımız yok ya. Necla! Merhaba Necla. Dargı mısın bana? Ne oldu yine? Öğleden sonra maçım var, gelir misin? Neyin var senin? Bu suratın niye? Ne oldu gene sana? Sen koca bir yalancısın. Hem de çok büyük, anlıyor musun? Büyük bir yalancısın sen. Dün nereye götürecektin beni? Dün mü? O kadar bekledim. Tam 3 saat saçımı taradım senin yüzünden. Gece 2'ye kadar da bekledim. Pis dersen. Kızım deli misin sen? Biz oraya nasıl gideriz? Gidenler nasıl gidiyor peki? Bak Necla, sana söz veriyorum, bir gün götüreceğim seni. Ama o zaman her şeyimiz olacak. Elbiselerimiz, paramız, şöhretimiz. Çünkü ben büyük bir futbolcu olacağım. Altın ayakkabılar giyeceğim ayağıma. Şimdi hiçbir şey değiliz ki. Oraya gitmek için ille de şöhret mi olmak lazım? Parayla değil mi? Seni sevmiyorum artık. Çünkü sen büyük bir yalancısın. Kocaman bir yalancısın. Şu minnacık bebeklerle seni bir arada düşünemedim be Mustafa. Hep garibime gidiyor. Ekmek parası. İlk zamanlar ben de yadırgadım ama sonra bir sevdim, bir sevdim ki. Bunların hepsi çocuklarım gibi benim. Neyin var senin? Suratını asmışsın gene. Borcumuz 110 lira olmuş. Remzi dayı babana selam söyle, para göndersin dedi. Başka laf bilmez o da. Para para. Hayvan herif. Sana ne oldu? Bir şey yok. Tabakları getir. Peki bütün gün aynı şeyi yapmaktan yorulmuyor musun? İnsanlar hep aynı şeyleri yaparlar Murat. Sen öyle değil misin? 8 sene hep aynı şeyi düşünmedim. Anne, Murat abi hep bizde mi kalacak? Bilmiyorum, niye sordun? Hiç, aklıma geldi birden. Acıkmadınız mı daha? Acıkmaz olur muyuz hiç? Eşek gibi hem de. Bizim hanım da bir yemek yapar. Bizi Yusuf Bey gönderdi. Bu paraları size vermemizi emretti. Alın bu paraları ve selam söyleyin Yusuf Bey'inize. Ben para alacağım, hesap soracağım zamanı bilirim. Ben geleceğim, beklesin. Paraları almıyor musunuz? Hayır. Kızar ama. Siz bilirsiniz. Murat hep bizde mi kalacak? Bilmiyorum.
ben kalmasını istemiyorum Mustafa. Başına bir hal gelirse diye korkuyorum. İyi çocuk, hoş çocuk ama dik kafalı. Şimdi onlarla uğraşacak, başı dertten derde girecek. Bunun ucu bir de dokunursa. Neler oluyor anne? Kimdir bu adamlar? O para dedi. Onlar dediğiniz kim? Baba. Olanları bana anlatır mısın? Murat abimin işi ne bu adamlarla, bilmek istiyorum. Uzun hikaye kızım. Her şeyi bilmek istiyorum. Anam için korkuyor bu kadar. Biz damgalı insanlarız yavrum. Polis dosyalarında adımız iyi değil. Murat, ben, onlar, hepimiz. Murat abinin suçu ne? Murat eski bir gangsterdir yavrum. Yıllar önceydi, biz o zaman can kurtaranda oturuyorduk. Sen küçücük bir çocuk. İşler kötüydü, parasız ve işsizdi. Murat da öyleydi, askerliğini yeni bitirmiş, boş ve parasız. Ayşe gel burada oynayalım. Çok eskiden tanırdım Murat'ı. Namuslu, sözüne sadık, mert bir çocuk. Afrikalı mahallenin kahvecisiydi. Bir takım kirli işlere karışmıştı adı. Bize karşı çok saygılı davranırdı. Bir gün Yusuf'tan bahsetti. Yusuf hapishaneden yeni çıkmıştı. Bir planı vardı, adama ihtiyacı vardı. Sabri'yi bulmuşlar ona. Meseleyi anlattı. Bir gazino soyulacaktı. En ince teferruatına kadar hazırlamıştı işi. Soygun başarıyla neticelenirse hepimiz zengin olacaktık. Yakalanan olursa diğerlerini ele vermeyecek, hapse düşerse krallar gibi bakılacaktı. Birbirimize namus sözü verdik. Bu iş için sizlerle vedalaşarak evden ayrıldım. Murat mahallemizdeki Oya'yı seviyor. Soygun iyi geçerse evleneceklerdi. Ve soygun son anına kadar gayet başarılı geçti. Paralar Murat'taydı. Murat paraları arabaya atmıştı. Yusuf ve Sabri kaçtılar. Fakat Murat yaralandı, içimizde yakalandı. Murat bütün suçu üstüne aldı, 20 yıl ceza giydi. Ben 2 seneyle kurtardım paçayı, af çıktı. Murat 8 yıl ceza doldurdu. Verilen sözler tutulmadı, kimse bakmadı Murat'a. İşte bu adamlar 8 yılın hesabını vermeye gelenler. Ayağına kadar para göndermekle yetmedik. Bu adam 8 sene sustu. Elbet bir düşündüğü var.
Bugün bile istese bizi işe rahattırır. Üstümüze gelecek ama. Biraz sabretmek lazım. Neden kaçtın uzaklara? Kapanmaz kalpteki yara. Neden kaçtın uzaklara? Kapanmaz kalpteki yara. Unutma gel beni ara. İçimdesin, içimdesin. Ne özledim bilemezsin. Unutma gel beni ara. İçimdesin, kalbimdesin. Ne özledim bilemezsin. Kravatsız giremezsiniz. Kalbimdesin, ne özledim bilemezsin. Geçmiş olsun, hoş geldin. Eyvallah. Geçmiş olsun Murat, pek sert girdin içeri. Ne içersin Murat? Ayırmasın felek bizi, kavuştursun ikimizi. Kıskansın el sevgimizi. İçimdesin, kalbimdesin, ne özledim bilemezsin. Kıskansın el sevgimizi. İçimdesin, kalbimdesin, ne özledim bilemezsin. Sana karşı vazifelerimizi yapamadık. Sinirlenmekte haklısın. Polis hiç rahat bırakmadı. Ama biz seni unutmadık. Biz seni ayırtmıştım. Bugün gönderdim, kabul etmemişsin. Her şeyini ortağım Yusuf. Ağzındaki sigaraya, cebindeki mendile, altındaki arabana, her şeyine. Hatta oyaya bile. Bu kadarı fazla. Bugünkü hayatınızı bana borçlusunuz. Saltanatınızı benim bu yorgun omuzlarımın üstüne, dört duvar arasında geçen 8 senem üstüne kurdunuz. Kaybettiğim her şeyi alacağım sizden. Bunları çok mu düşündün Murat? Bir miktar. Hiçbir şey yapamazsın. Evet. Sabri, Murat biraz önce buradaydı. Afrikalıya bir yumruk attı. Adam komaya girdi. Şimdi senin oraya gelebilir. Dikkatli ol. Peki, ben seni ararım sonra. Biraz sonra Murat gelebilir, tedbirli olun. Baş üstüne. Hoş geldiniz Murat Bey. Sabri Bey içeride sizi bekliyor. Buyurun. Aynen geliyorum.
Mertliğine hepimiz hayran kaldık. Senin için ne yapabiliriz? Bugün biraz para gönderilmişti, istememişsin. Ben hakkımın ne olduğunu bilirim Sabri. Adamına dükkanın ortağı olduğumu söyle. Murat Bey dükkanın ortağıdır. Memnun oldum. Telefon et Yusuf'a. Alo, Yusuf'u verin bana. Ha, Yusuf, ben Sabri. Selam söyle. Murat'ın selamı var. Oya'yı iste. Oya'yı mı? Oya Yusuf'un dostu. Eskiden de benim sevgilimdi. Yusuf, affedersin, Oya'yı verir misin? Murat istiyor. Oya. Alo. Veriyorum. Oya. Oya. Ben Murat. Geçmiş olsun Murat, hoş geldin. Anlamadım. Bilmem ki. Ne diyor? Beni istiyor. Seni mi? Çıldırdın mı bu adam? Bilmem. Yusuf'a söyle, seni eski meyhanemizde bekliyorum dedi. Eceline susamış, hapislik beynine vurmuş. Nasıl ister seni? Gitmem istersen. Onu hala seviyor musun Oya? Hala eskisi kadar bağlı mısın? Niye soruyorsun bunları? Ne lüzum var? Bunu istememeliydi benden. ₺3000. Hesabıma yazarsın. Gidiyorum. Git. Git ama dikkat et kendine. Ne oldu? Oya'yı istemiş Murat. Ben dedim. Zeki ile Kemal'e söyle Oya'yı takip etsinler. Vanlı'yı da alsınlar yanlarına. Ben telefondayım. Rapor versinler bana. Mesutsun değil mi sevgili? Çok mesutum. İleride daha iyi günlerim. Benim için çok kötü düşündüğünü biliyorum. Haklısın. Düşünmedim. Beni bıraktığın gibi bulmadın değil mi? Siyah çorapları, örgülü saçlarıyla... eski günlerin çocuk Oya'sı. Nerede? Kendimden o kadar uzağım ki.
Neler yapmak istiyorsun Murat? Yaşamak. Nasıl? Bütün nefretim, bütün kinimle karşımdakileri ezerek. Ya onlar seni ezerse? O kimsenin gücü yetmez. Çünkü en büyük korkuların, en büyük acıların içinden geldim ben. Çok mu güveniyorsun kendine? Endişen mi var? Bilmem. Beni niye istedin? Özledin mi? Bilmiyorum. Seni unutmuşum. Çoğu zaman yüzünü bile hatırlayamadım. Beni düşündüğün günler oldu mu? Çok geride kaldım. Gidelim mi buradan? Nereye? İstediğin yere. Sur meyhanesinden çıkmışlar. Eskisinden daha samimi. Eminönü'ne gitmişler. Alo? Ha? Seni götürdükleri gün her şeyin bittiğini sandım. Basit bir terzi kızı yalnız başına ne yapabilir? Sadece gözyaşı. Al. Tutunacak bir dal ararken mürvetle karşılaştım. İyi bir kıza benziyordu. Beni evine götürdü. Şişli'de çok güzel bir yeri vardı. Bana elbiseler verdi. Arkadaşlarıyla tanıştırdı. Sonra bir gün hiç farkına varmadan tükendi. Nasıl oldu? Nasıl eridim bilmiyorum. Artık kadındım. Saklayacak bir şeyim kalmamıştı. Başladım. Mürvet'in malıydım sanki. İstediğine veriyordu beni. Ben de gidiyordum. Cebimde bir yığın para, sarhoş ve gözyaşlarıyla dönüyordum. Seni hiç unutmadım mı? Hiç. Ama yıllar, hayat bizi ayırdı. Bir gün Yusuf'la karşılaştım. Çok utandım. Kaçtım. Beni aradı. Üzüldüğünü söyledi. Yardım teklif etti. Paralar verdi. Senin daha çok hapishanede kalacağını söyledi. Beraber yaşamaya başlamıştık. Evim olmuştu. Bir takım insanlardan kurtulmuştum artık. Geldik. Beni bırakıyor musun? Beni hiç arzulamadın mı? Gel, Yusuf yok evde. Evet, beraber. Aradan geçen yıllar, o duvarlar beni etkitti, beni çürüttü oya. Zaman zaman bütün sıkıntılarım, bütün karanlığımın içinde tek destek, tek aydınlık sen oldun. Seni çok özledim. Çok.
benden nefret ediyor musun? Niye? Bilmem ki. Kendimi sevmiyorum. Ben çok aşağılık bir kadın oldum Murat. Yıllardır ilk defa sevginin tadına varıyorum Murat. Beni eskisi gibi sevebilir misin? Bana o küçük oyaya bakarcasına bakabilir misin? Kötü şeyler düşünmeden koynunu alabilir misin beni? Nasıl cesaret ettin? Benim yatağımda nasıl yatarsın? Nasıl? Bana vurma Yusuf! Vurma! İçimde Mustafa. Kötü rüyalar gördüm bu gece. Rüyaya aldırma, hepsi boş. Eskiden de böyle olmuştu. Ruhum daralmıştı. Seni alıp götürdüler. Tesadüf. Murad'ı merak ediyorum ben. Murad'ı sevmiyorum ben. Niye? Ne bileyim. Günaydın. Günaydın. Çok merak ettim ben Murat. İnsan düşünmez mi? Başına bir iş geldi diye korktum. Nerede kaldın? Dolaştım. Uykusuzsun. Necla kızım, bir yatak yap Murat abine. Peki. Ayşe bacım nasıl? İyidir. Ayşe bacım iyi bakmadı bana. Yo, sana öyle gelmiş. Ne yaptın? Yusuf'la konuştun mu? Konuştum. Yatak hazır. Hadi git yat da sonra konuşuruz Murat. Gel bakalım Zülfo. Sana işimiz düştü. Buyurun. Bir adam var temizlenecek. Olur. Kim? Biri işte. Kim? Murat. Murat mı? Murat. Niye? İşlerimize çok karışıyor. Zararlı bize. Bu Murat... Dinamit Murat mı? O. Biz onunla Erzurum hapishanesinde 3 ay beraber yattık. Helal delikanlıdır, yazık olur. 20.000 lira. İstersen 1.000.000 de. Delikanlı adam delikanlının kıymetini bilir. Ne söylesem boş. Ben yokum bu işte.
Gidiyor musun? Eyvallah. Sen de ne giyeceğine şaşırdın. Ah kızım ah! Baban ne? Nasıl yetiştin? Ben istemezdim kızımı çiçekler gibi gezdirmesini. Ama yok, elde avuçta bir şey yok ki. Ne yapayım? Yoktan yok çıkar. Yok işte, yok! Yok! İstemez miyim senin herkesten daha iyi olmanı ama yok işte, yok, yok, yok! Yokluğun gözü çıksın. Sigara aldın mı? Unuttum. Hadi koş al çabuk! Yine kaybettik ya, vay Allah'ım! Elli askere bir kılıç var mı? Yetişine yahu! Var yok bir 50 liran kaybedeceksin, başımıza yuva yapacaksın sonra. Şans! Alırım paranı, sonra zırlamak yok. Al, canın sağ olsun abi. Bir dakika bekle, kesilelim sonra. İşte. Bir kız ver. Tamam. İşte 50 asker. Şansa bak be! Bunlar seni seviyor. Sever. 200 lira kız. Çok be, hepsi 200 lira. Kazanırsan 400 lira olur. Gel be. Devam ediyor musun? Ne haber Necla? Ne yapıyordun kahvede? Dün 2 gol attım, 50 lira verdiler. Onu da kumarda kaybettim. Ne, kumar mı? Kazansaydım seni cennete götürecektim. 200 lira mı oldu, sonra hepsi toz. Ne yapayım Necla, 50 lirayla bir şey yapamazdık ki. Sen aşağılık, adi bir kumarbazsın. Hoppala, şimdi de bu mu? Kızıyorum sana. İşin var mı senin? Yok. Gel benimle. Nereye gidiyorlar? Endişen yersiz, Murat'tan bir fenalık gelmedi. Daha fazla kalmasına tahammülüm yok. Söyle bir iki güne kadar kendine yer bulsun. Havi'yi hiç beğenmiyorum, karşı taraf boş değil. Çıngar çıktığı zaman ucu bize dokunacak Mustafa, bize! Bir şey olmaz. Zülfo'yu öyle bir yere sakladım ki Felek bulamaz. Ya kokarsa? Tuzladım, kokmaz. Murat işini de sen halledeceksin Kazım. Az önce telefon ettiler. Mustafa'nın kızıyla dışarı çıkmış. Nerede kıstırırsan temizle. Dükkanda, sokak ortasında nerede bulursan. Bakalım. Öldürmeye taraftar değilim Yusuf. Başka çare yok. Evet. Yok. Murat boş çocuk değil. Öldürüleceğini hesaba katmıştır muhakkak. Ne gibi? Ne bileyim ben ne? Mesela öldürüldüğü zaman polise verilecek bir mektup eski soygunun suç ortaklarını ele verebilir. Biz de aynı cezaya çarptırılırız. En kötü ihtimal bu.
Allah! Vuramamış. Bizden olduğunu bilir. Hesap sormaya gelir belki. O zaman konuşuruz iyice. Dersini vermek lazım. Ha, azdırıyoruz ama. Ne yapalım yani? Paramıza, malımıza, kadınımıza ortak mı edelim? Kadın onundu zaten, sen aldın. Şimdi benim ama. Ha, gene onun, gene onun. Korkuyorsun sen, ha? Korkuyorum, evet. Sen korkmuyor musun? Temizlemekten başka çare yok, Sabri. Bunu kafana sok, şu kalın kafana. Sokağın ortasında vuracaklardı Murat abi. Güpegündüz arabadan ateş ettiler. Polise gitti mi Murat? Hayır. Bu herifleri öldürecekler bunu. Posta deneceklermiş galiba. Denediler, olmadı. Ben gidiyorum. Nereye? Herhangi bir yere. Bir otele, bir pansiyona. Niye? İşler kızıştı. Size zarar olmak istemem. Kurşunun gözü kördür, görmez. Seninle konuşmam lazım Murat. Çok önemli. Seni temizleyecekler mi? Yusuf çok kızgın ve kararlı. Öbürler de razı etti bu işi. Benim birikmiş param var bir köşede. Onları sana vereyim mi? Nereye? Bunlardan uzak ol da neresi olursa olsun. Sen de gelecek misin? Gelemem. Ben kokmuş, çürümüş biriyim artık mı? Ne sana ne de başkasına layığım. Birbirimizi aldatmayalım. Bu gece geleceğini tahmin ediyorlar. Gelme. Ben 8 senedir bu günü bekledim. Öldürülmeyin mi? Olabilir. Kararlı mısın? Çok. O kızı seviyor musun? Kimi? Evdeki mi? Düşünmedim. Beni? Bilmiyorum. Merhaba Necla. Merhaba. Sinemaya gidiyorum, geliyor musun? Hayır. Niye? Canım istemiyor. Bugünlerde çok değiştin sen. Sana ne be? İster değişirim ister değişmem. Deli misin nesin? Bana bak, nasıl konuştuğunun farkında mısın sen? Kafamı kızdırıyorsun.
Hadi çek arabanı. Oktay. Ne var? Beni sinemaya götürür müsün? Sinemaya mı? Hani gitmiyordun? Kararımı değiştirdim. Hadi gidelim. Allah Allah. Peki. Bakıyor mu bizi? Hı? Kim? Murat abi. Bakmıyor, eve girdi. Nereye? Ha, eve. Hani sinemaya gidecektin? Sen git, ben gelmiyorum. O kız çıldırmış. Beni öldürürlerse bu zarfı polise verirsin Mustafa. Ben ölmeden vermek yok, anlaştık mı? Vazgeç bu işten Murat, daha gençsin. Hakkını helal et Ayşe bacım. Uyma şeytana Murat. Eyvallah. Gidiyor musun? Gidiyorum. Beni gezmeye götürür müsün? Sen bilirsin. Nereye gitmek istiyorsun? Kulüp cennete. Gidelim. Hadi. Çok içiyorsun. Öldürecek misin? Bilmiyorum. Beni öldüremezler dedi. Perişan olurlar dedi. Neler yapıyor? Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Kızarsın. Kızma. Dans eder misin benimle? Ben dans bilmem. Kızılcıklar oldu mu, melele doldu mu hey? Yoladığın çoraplar ayılma oldu mu mendili eline? Mendili verdim geline. Söyleyeyim mi? Söyle. Kızarsın. Kızma. Elini tutabilir miyim? Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Kızarsın. Kızmam. Ben seni seviyorum. Sarhoş musun? Saat kaç? 4. 4'e geliyor. Bu
Bana kızmadın değil mi? Kızdıysan kendini hiç affetmem. Kızmadım. Beni öper misin? Bir kere. Gelmeyecek belki. Kopmuştur. Keşke kopsa. Hala onun tarafını tutuyorsun. Ölmesini istemiyorum. Ölecek. Kimi aradınız? Beni öldürecek adamı. Korkmuyor musun? Hayır. Neye güveniyorsun? Kendime. O kadar mı? O kadar. Sana git desem, bizimle uğraşma desem. Boş. İstediğin nedir? Söyledim. Her şeyiniz ortağım. Hala mı? Hala mı? Hala. Atın şunu denize! Bırakın artık, bırakın, öldürdünüz! Çekil bakayım, götürüp atın şunu denize! Murat! Komutan, yaşaması çok şüpheli. İradesine ve bünyesine bağlı biraz da. Ölümle pençeleşiyor şimdi. Sen Murat'la hapishanede yattın değil mi Mustafa? Evet komiser bey. Kim yaptı dersin? Allah bilir. Hala komadaymış. Kurtulmaz diyorlar. Yaşayacak. Sus! Canımı sıkıyorsun. Murat ölürse her şeyi anlatırım polise. Sen çıldırdın mı? Çıldırdım. Bu kadarı fazla artık. Murat sizin için yıllarca yattı hapislerde. Gençliğini çürüttü, mahvoldu. Sizi ele verebilirdi, vermedi. Sizi zengin etti. Sizi türlü belalardan kurtardı. Bütün bunlara karşılık mükafatı kalleşlik, dayak ve ölüm oldu. Kes artık. Kesmeyeceğim. Murat'ın gençliğini, her şeyini aldınız. Ölmeyecek Murat, ölmeyecek. Yaşayacak ve hepinizden alacak intikamını. Seni çok seviyorum Murat. Benim ilk göz ağrımsın sen. Ne olur yaşa, ne olur. Yaşayacak değil mi? İnşallah. İyi biliyor musun? Kim söyledi? Doktorla mı konuştun? Güzel. Murat ölmek üzereymiş. Müsaade eder misin? Son bir defa yüzünü göreyim.
polise gidersin. Gitme. Peki. Temenni ederim ki Murat kurtulur. Murat için. Neydi o içirdiğin? Çok kuvvetli bir uyku ilacı. Temelli mi? Temelli. Ya polise giderse? Varmadan bir yere çarpar o. Oyağanım ölmüş abi. Ne, nasıl olur? Arabayı duvara bindirmiş. Vah vah, yazık oldu. Murat ölürse işler kötü. Polise verilecek bir zarftan bahsetmişti. Verse verse Mustafa'ya verir. Kazım, yanına iki kişi al, Mustafa'nın evine git. O zarfı istiyorum. Peki abi. Yirmi senelik doktorum, ilk defa görüyorum böyle bir şey. Bu bir mucize. Yaşayacak mı? Yaşayacak. Evet. Bütün güvendiği buymuş. Ben demiştim. Yine şanslıyız. Ölseydi polis toparlamıştı bizi. Gene kurtulmuş sayılmayız. Mustafa öldü. Oya öldü. Bunların hesabını soracaklar bizden. Kim ve ne zaman? Polis ve Murat. O zamana kadar hepimiz başımızın çaresine bakmış olacağız. Hemen bakalım. Şimdi uzaklaşırsak bütün şüpheleri doğrulamış oluruz. Biraz daha bekleyeceğiz. Evet. Ne zaman? Bu odada. Polis Kazım'la İsmet'i yakalamış. Susmakla bir şey kazanamazsın Kazım. Eninde sonunda konuşacaksın. Bize doğruyu söyle. Mustafa'yı ne için öldürdün? Oya'nınki dersen şüpheli bir kaza. Murat öldüresiye dövüldü. Ne için bunlar? Yusuf'un perde arkasından çevirdiği dolaplar nedir? Biz adamı bülbül gibi konuşturmasını da biliriz.
Kazım konuşursa bizi ipten hiçbir şey kurtaramaz. Onun için bir süre ayrı kalalım. Ben karşıya eski depoya gideceğim. Durum kötü. Otopside Oya'nın zehirlendiği anlaşılırsa... Anlaşılmaması imkansız. Bir sürü hesapsız işler yaptık bu ara. Murat en büyük tehlike. Çıkarsa bizi muhakkak öldürür. Oya öldü. En sevdiği arkadaşı öldü. Bütün bu işleri sen açtın başımıza. Bize kalsaydı hiçbiri olmazdı. Şimdi nereye gitsen tehlike. Bir yanda polis, bir yanda Murat. Geçmiş olsun Murat. Sağ ol. İfadende seni kimlerin dövdüğünü bilmediğini söylemişsin. Hala öyle mi düşünüyorsun? Kimseyi görmedim, bilmiyorum. Biliyoruz, seni Yusuf dövdürttü. Bize yardım edersen buluruz onları. Öyleyse sana acı haberlerim var. Mustafa öldürüldü, Oya öldürüldü. Hala susacak mısın? Bütün bunları Yusuf'un yaptırdığını biliyoruz. Kayıp şimdi. Polis her tarafta onu arıyor. Söyle. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Muhtara kadar gitti. Git. Git evden. Sen bu eve layık değilsin. Git. Seni sevmiyorum artık. Seni sevmiyorum. Babamın ölümüne sebep sensin. Gelmeseydin, hayatımıza girmeseydin babam ölmezdi. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Buyur Murat abi. Olanları duydum, çok üzüldüm. Birkaç defa geldim, bırakmadılar. Afrikalıyı tanırsın, onun bir dostu varmış. Dostu mu? Ha evet. Bir çürük olacak da aktaraydı. Oradadır o. Beni sorarlarsa burada yok de. Peki. Geç içeri. Geç. Söyle Sabri nerede? Söyle. Söyle. Nesin ol lan silahını? Söyle Sabri nerede? Söyle. Söyle. 8 ekspresiyle Anadolu'ya gidecek. Sizin de kıpırdamasın. Taksi.
bende mi bekliyorsun? Garson. Buyurun beyim. Bana bir vodka getirsene. Başüstüne. Beni öldürecek misin? Evet. Nasıl? Bilmiyorum. Bütün paramı sana veririm. Oya'yı kim öldürdü? Oya'yı kim öldürdü? Yusuf zehirledi, haberim yoktu, sonradan öğrendim. Nerede şimdi? Eski depoda, bilirsin orayı. İlk toplantı yerimiz. Afrikalı öldü. Öldü mü? Sen mi öldürdün? Seni öldüreceğim. Zavallı, pencereden attı kendini. Ölmüş olmasın, yardım edelim. Nerede kaldın bu saate kadar? Recep gelmemişti, bekledim. Bak gazeteler neler yazıyor. Polis her tarafta seni arıyor. Afrikalı ölmüş. Ha? Ne diyorsun? Sabri de. Sabri mi? Nasıl olur? Ölmüş. Bak bavulu 75 liraya aldım, güzel mi? Demek Sabri öldü ha? Afrikalı öldü. Ama beni öldüremeyecek. Gücü yetmeyecek buna. İki saate kadar kartalda olursak yetmez tabii. Her şey hazır mı? Hazır. Olmasaydı bir yere gidemezdim ben. Kapıyı açın. Polis. Sen kalk, ben idare ederim. Çabuk ol, havasızlıktan boğulurum. Meraklanma. Bilmiyorum. Yusuf nerede? Söyle! Teslim olun. Yusuf nerede? Nerede olduğunu mu biliyor? Söyle! Yusuf mu? Kim Yusuf? Numarayı bırak, burada saklandığını biliyoruz. Arayın çocuklar. Bir yanlışlık olacak, burada benden başka kimse yok. Nerede saklanıyor peki? Ben Yusuf tanımam ki bileyim. Karakola gideceksin. Karakola mı? Sen de git. Yürü, yürü. Siz burada kalın.
Nasır yine vurmaya başladı. Nasır mı var ayağında? Evet. Açın! Açın! Açın burayı! Boğuluyorum! Boğuluyorum! Açın burayı! Açın! Duyuyor musun? Adam içeride! Boğuluyorum! Açın! Duyuyoruz adam içeride be! Git komisere haber ver! Nereden girdin oraya? Nasıl açılıyor burası? Cevap ver! Sesin gelmiyor, anlaşılmıyor! Daha hızlı bağır, duyulmuyor! Oh. Açın! Açın diyorum! Hızlı bağır! Duyulmuyor! Fışkırmıyor! Açın kapıyı! Veda etmeye geldim. Nereye? Bilmiyorum. Çok uzaklara bir yere. Benden gelir mi? Öyleyse eyvallah. Annem! Annemi de alacak mıyız? Tabii! Sevinirim! (Gülüyor)